Arkadaşlar, hepinize çok içten ve çok samimi, çok sıcak bir merhaba. Ben Yiğit Cenardoğan. Podcast yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Muhit'te bir başlık var. Yeni tanışıyorsanız şu an itibariyle bu konseptle geçen seferden kısa özet geçeyim dedim. Muhit'te bir başlığımız var. Oraya soru soruyorsunuz. Ama soruların tarzını marzını zaten anlarsınız. Burada da üzerine beraber muhabbet ediyoruz. Esasında olayın şekli budur. Çok müthiş harika tepkiler geldi. Tam böyle istediğim kıvamda, tam hayal ettiğim kıvamda tepkiler geldi. Çok da keyif aldım. Siz de keyif almışsınız. O yüzden de devam etme niyetim var. Baştan teknik bir şeyi aradan çıkartayım bu arada. Şey çok geldi. Ya işte iTunes olur mu? İşte başka yerde de SoundCloud falan olur mu? SoundCloud sanırım en son düşüneceğim yer, hani kolaylık bakımından, ama iTunes'a bir baktım. Çok teferruat istiyorlar iTunes'a podcast koymak için. Hani bir noktada uğraşır mıyım bilmiyorum, ama şu an itibariyle benim ilk deneyeceğim mecra Spotify. Zaten Spotify'da bir tane verified hesabımız var. Oraya yüklememiz kolay olur kanaatindeyim. Bakalım, irtibata geçtik Spotify'da. Hayırlısıyla olursa güzel olur diyerek soruları da geçmek istiyorum. İki tane soru var kafamda cevaplamak istediğim. Muhabbet etmek istediğim, daha doğrusu evet, üzerine muhabbet etmek istediğim diyeyim. İkisi de aslında biraz benzer konseptlere bağlanıyorlar. Şöyle, ilk sorumuz Elpis Nikli İrem Sudan geliyor. Bu arada şey söyleyeyim, ha, onu da aradan çıkartmayalım. Hani bu Muhit'teki atıyorum 10 tane üstü yorum geldi. Ben 3. ve 6. yorumu okudum diye 11. yorumdan sonra başlıyor diye bir şey yok. Gelen bütün soruları zamanı geldiği zaman, bu üzerine muhabbet etmek istediğim zaman değerlendireceğim. Yani o yüzden şey gibi düşünmeyin. Yani orada bir soru havuzu birikiyor. Zamansız olan soruların hepsini üzerine muhabbet etmek istediğim zaman değerlendiriyor olacağım. Bu çok gereksiz açıklamayı da yaptıktan sonra İrem Su'nun mesajına geliyorum. İrem Su şöyle bir soru sormuş. Çok epey de enteresan. Bence açıkçası memleket olarak üzerine çok konuşmadığımız bir konu. Üzerine de konuşmamız gereken bir konu. Sence demiş İrem Su, insan her şeye rağmen hayallerinin peşinden gitmeli mi? Hayalleri için kaybedeceği yılları göz önünde bulundurmalı mı? Veya herkese karşı kulaklarını tıkamalı mı? Şimdi bu sorunun ben çok üzerine konuşmak istiyorum açıkçası. Yani hani sen kimsinden dürrek diyecek olursanız da yani benim için hayallerinin peşinde koşmak dediğin şey çoğu noktada aslında geyik yapardı. Yani geyik yapar olmadan önce de geyik yapardı. Geyik yapar diye bir şey daha Sungur'un kafasında vitamin değilken bile geyik yapardı. Ben ilk defa, hatta o soruyu da aradan cevaplamış olayım. Onunla muhabbetini de çevirmiş olayım. Berke İkinikli, Berke Balcı da şöyle bir soru sormuş. Oradan bağlayacağım. Abi hayatında evet işte o an, bu an, bundan sonra farklı bir amacı olan biriyim dedin mi? Dediysen ne zaman dedin diye bir soru sormuş. Şimdi ben İrem Su'nun sorusuyla Berke'nin sorusunu biraz mixlemek istiyorum açıkçası. Şu sıralar hem sen ne diyordur falan filan, bizim çocuklar epey star oldukları için böyle geyik yaparım bir de artık üzerine konuşulmaya değecek kadar uzun mesafe kat etmiş bir mazisi olduğu için, geyik yaparın geçmişinden enstantaneler böyle ufaktan mitoloji oluyor, farkındayım. Biraz da oradan da keyif hani alırsınız diye düşünüyorum. Ben de anlatmak istiyorum açıkçası. Oraya da değinerek bu iki soruyu cevaplamak niyetim var. Ben bilen biliyor zaten, 16 yaşındaydım ilk defa profesyonel olarak yazarlık yapmaya başladığım zaman. Oyungezer kendi forumlarında bir duyuruda bulunmuştu işte. Oyungezer forumları yeni açılmış. Biz de böyle cevval gençleriz. Vay be işte, Doğan buraya rest çekip kapitalizme karşı savaşan neferler olarak oyungezerleri desteklemeliyiz. Forumları mı açılmış, gitmeliyiz, işte dergiler mi çıkacak, 3 tane almalıyız, alamadığımız yerde ne yapacağız, dergiler raflarda önlere koymalıyız falan gibi bir edebiyat vardı o zaman. Ben de Level forumlarına çok vakit geçirmiş ve orada çok benimsemiş bir insan olarak Oyungezer forumlarına, o zamanlar aslında Level'dan da soğumuştum inceden. Bu arada ilk yayın, aslında yayınlanan yazım benim Level'daydı. Çok hayrandım falan filan ve ya çok yanlış hatırlamıyorsam Lord of the Rings Online için bir rehber yayınlamıştım. Yazmıştım. Göker Nurbeyler de yayınlamıştı sağ olsun. Ama neyse, ben sonra soğuyorum Level'dan falan filan. Sonra işte Oyungezer kuruluyor ama kapitalizmle kapışıldığı için ben çok coşuyorum.
Vay falan forumlara gidiliyor böyle. Çünkü forumlar da erken açılmıştı, daha dergi çıkmamıştı, sadece duyuruldu. Takılıyoruz, ediyoruz forumlarda, az buçuk bir ortam yapıyoruz, kaynatıyoruz, çok keyifli. Ondan sonra işte bir Nintendo yazarı arıyorlar. Benim de böyle bir Wii'm var yani. Bayağı harçlıklarımdan 1 lira 1 lira arttır arttır almışım. Sonra annem kıyamamış, takside girmişiz birlikte. Ondan sonra evde de bir Wii var. Ben de oradan zaten böyle bir Nintendo'ya yürüyorum. Gönlüm ısınmış artık falan. Evim var evde, dedim yazayım ya, yazılayım. Blog tutuyorum uzun zamandır. Çok istiyorum yazmayı. Hayatımın zaten şeyi yazmak yani. Öyle bir durum da var bu arada baştan itibaren. Ben küçükken kendi kendime böyle Looney Tunes kapaklı defterlerin içerisinde küçük romanlar yazmaya çalışır ve sonra 2 gün içerisinde sıkılıp bırakır falandım. Yani öyle hep şeylerim vardı. Bir meyillerim vardı yani. İşte yazıyorum, yolluyorum. Alıyor. Böyle vay ne oldu falan. Oyun gezer yazarı olduk. Allah Allah ne oluyor falan. Hani çok da anlamıyorum. Ne oldu şimdi? Para mı kazanıyoruz? İş mi oldu? ÖSS'ye çalışmayı mı bıraksam acaba falan. Ya anladın mı? Çok da haberim yok yani ne oluyor ne bitiyor ama işte finansal olarak tabii bir şey yok. Çünkü oyun gezer haliyle yani level'dan yine ayrılmış bir deney, bir bağımsız bir dergi çok çok şey atlatmaya çalışıyor. Çok çok şey oturtmaya çalışıyor ve bunun dahilinde de kendi yazarları, level'dan kopup oyun gezeri kuran yazarlarıyla ve sonradan direkt oyun gezeri dahil olan yazarlarıyla yaptığı anlaşma. Yani gelin burada beraber bir süre boyunca özveri kazanınca hep beraber inşallah yiyeceğiz. Yani böyle hani bir eşit bir gelir dağılımı düşünmeyin. Öyle bir vaat verildi demeye çalışmıyorum ama hani beraber büyüyeceğiz. Beraber işte hani bize geldikçe size direkt vereceğiz. Hani özveri falan. Edebiyat buydu. Yani inanılıyordu tabii. Bu çok da samimiyetsiz bir şeymiş gibi lanse etmek istemem. Ama benim için müthiş bir şeydi. Yani ben zaten para da verebilirdim o ortamında olmak için. Çünkü Level dergisinden kahramanlarım da bu insanlar. Ve gerçekten çok etkilediler beni hayatımda yani. Özellikle işte Serpil, Tuğbek, Sinan üçlüsü, Berker vardı, çok coşardım falan. Neyse böyle gidildi. Oldu falan ilk ay ama sonra olmadı. Olur gibi oldu falan. Ben dedim ya bir göstermem lazım kendimi. Hani tam çünkü böyle ilk yazılar çok iyi gelmemiş. Hani kıyısındayız için bari dedim yani bir suret görsünler de yarın öbür gün kovacak gibi olurlarsa en azından isim kovuyor olmasınlar, insan kovuyor olsunlar. Mantığım bu. Gittik işte neyse. Bir ofiste bir şey varmış. Ben de bir bahaneyle böyle ben de geleyim falan filan diye bir kendimi sıkıştırdım. Gittim oraya. Ofise yani girdim mi Altunizade'de bir tane böyle 120-140 metrekare falan bir tane apartman dairesi. Böyle kavun içi rengi boyanmış bütün duvarlar saten falan filan öyle bir ev yani ev yani. Böyle sıkışılmış böyle 8 tane masa birbirine dayanmış bilmem ne. Ve birkaç tane misafir var ve Allah'ım herkes video oyunu konuşuyor yani müthiş bir şey. Çok güzel konuşuyorlar falan filan. Ben eve dönünce demiştim ki ya ben bu adamlardan bir tanesi olmak istiyorum. Yani nedir o bilmiyorum. Jerry Seinfeld'in de kendi stand-up kariyerine başlamasını bu şekilde anlattığını duymuştum. Yani mesela şeyi soruyorlar Jerry Seinfeld'e yani işte ilk stand-up'ın nasıldı? Çok kötüydü diyor. Yani 5 dakika çıktım diyor sahneye. Sıçtım batırdım 5 dakika sıvadım diyor yani. Sonra diyorlar ki peki ikinciye nereden çıktın? Yani hani ilkinde bu kadar kötüydün, ikincide nasıl? O cesaret topladığında tekrar çıkma kararı aldım. Adam diyor ki önemli değil ki diyor yani ne yaptım ne ettim. Ben diyor bir kere çıktım ve bitmiştir diyor. Çünkü ben o adamlardan olmak istiyordum. Ben de o adamlardan olmak istiyordum. Benim de derdim biraz oydu. Ve çok çabaladım onun için. Yani o kendi kafamda bir Olimpos dağında kendimi yer edinmeye çalışıyordum yani. O çok inanıyordum ona. Bu farkındalık zaman içerisinde geldi. Sonra işte ben AFS ile Amerika'ya gittim. Orada okuyorum. Oyun gezeri devam ediyorum bir yandan falan. Bir noktada orada böyle kariyer mariyer falan konuşulurken ben de böyle kafamda olan Skate 2 geldi. Ona şöyle bir inceleme mi yapsam falan diye düşünürken dedim ben bunu düşünmek istiyorum hayatımda. Yani bu işte yazmak istiyorum ama spesifik olarak da bir yandan da bunu yazmak istiyorum. Yani içerik üretmek istiyorum aslında. Hani o zaman tam adını koyacak terimini bilecek kadar şey değildim ama yani bir şeyler, filmler, müzikler, insanlar, politika, bir şey yani politika yok tabii o kadar lügatımda ama işte bir şeyler yani ben bunun üzerine yazmak istiyorum. Entertainment Weekly dergisinde mesela çok acayip kopuyordum ben. Benim için
Müthiş bir dergiydi o. Amerika'da falan haftalık çıkardı. Alırdım, yani almazdım. Kütüphaneye gelirdi. Kütüphaneye geldiği gibi teneffüslerde okurdum. Ve öyle bir şey çıkartmak isterdim. Yani bütün section section ayrılmış. İşte bir yandan hem müzik hem film hem şey inceleyen falan benim şeyim oydu yani gerçekten. Hayalim oydu. Öyle bir şeyin iç parçasında olmak istiyordum ve o an fark ettim ya. Evet ben ya bunu yapmak istiyorum. Ya bu her neyse bunu yapmak istiyorum. O Entertainment Weekly direkt olmayabilir. Direkt oyun gezerin kendisi de olmayabilir. Hatta ben bunu fark ettiğim an bilgisayar başındaydım ve Serpil'e mail yazmıştım o zaman. Serpil yani ben böyle böyle hani bunu yapmak istiyorum şu an. Yani, önemli değil ne oldu, üniversitede ne okudum, gelecekte ne olacağım artık ben büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna bir cevap aramıyorum. Bunu yap yani oyun gezerde mi yaparım bilmiyorum. İnşallah oyun gezerde yaparım ama bu şekilde dedim. Ya yani bunu yapmak istiyorum. O çok o yüzden hatırlıyorum. Ve o saatten sonra da ben bununla ilgili çok kişiyle konuştum. Hayallerinin peşinden koşma meselesine geleceğim Miramsun'un söyledi. Yani ben mesela bana da soruluyor bu işte hayallerinin peşinden abi geek yapar falan. Çünkü biz cefa çektik yani gerçekten uzunca bir dönem. Ama bu tarafları çok tabii haliyle bilinmiyor ama geek yapar yani Sungur işte Ekim'de falan temeli attıysa ben de işte Eylül'de sen ona sen ben de Ekim sonu Kasım başı falan gibi gelmiştim yani ve o zaman geek yapar günde 3000 tık alan böyle birkaç bin like'lı falan filan bir şeydi. Siteydi. Siteydi sadece yani. Ama işte o an yani işte oradan buraya gelene kadar bir sürü cefa çekildi. Yani çok da böyle ağlak hikayeler anlatma niyetim yok yani ama işte yani zorlanıldı haliyle. Zaten bu anormal bir şey değil çünkü zor bir şey abi yani iş kurmak, bir şey büyütmek falan bir de yani işte kovalıyoruz yani. Velhasıl kelam çok da çok da şey yapmak istemiyorum bu anda. Hani böyle bir anda Amerikan samimiyetsizliğine gelmek de istemiyorum yani. Arkaya dramatik müzik gelirken kameraya dönüp böyle zor anlar yaşadım diyeceğim ve son böyle cümlemin son hecesi slow motion olacak böyle gözlerim falan filan böyle etrafa bakarken arkaya bir dramatik müzik girecek kıvamı değil. Ama güzel bir şey inşa etmek istiyorsan biraz terleyeceksin. Yapacak bir şey yok. Ve terledik de yani biz. O esnalarda da yani çok soruldu edildi bu bana. Hani bizzat belki bu şekilde sorulmadı ama nedir yani ne yapıyorsun? Ama işte biraz o Jerry Seinfeld'in dediği o adamlardan olmak istiyorum. Bir de başka bir şey bilmiyorum yani. Öyle bir durum da var. Esas diyeceğim şey o. Yani hayallerini kovalarken bu diğerlerinin kulaklarını tıka, başkaları ne diyor çok umursama. Bunlar kağıt üzerine çok güzel laflar. Gerçekten de bir nebzeye kadar zaten hayatla ilgili herhangi bir şey yaparken başkalarının ne dediğini çok umursamaman gerekiyor. Ama benim sanırım buradaki esas yapmak istediğim ayrım ben mesela o andan itibaren Serpil'e o mail attığım andan itibaren benim için başka bir seçenek yoktu yani. Bilmiyordum ben hiç düşünmedim ve bunu yapacaktım yani anormal olduğunun farkındasın. Çünkü etrafındaki bir sürü insan eşin dostun normal işlere giriyorlar. Ve normal kaygılar yaşıyorlar. Yani mezun olduk KPSS'ye girelim. Abi KPSS olmazsa cebimizde bir tane banka sınavı olsun. Ya birkaç şirkete CV atalım. Staj yapalım 2-3 falan filan. Ve mesela bu kaygılar etrafımda çok şiddetli bir biçimde yaşanırken. Ya master mı yapsak, bilmem ne mi yapsak, şu mu etsek, şu mu yapsak falan filan. Yani çünkü ülke açıkçası yani çok da iyi durumda değil. Bunu yeni mezun olan herkese sorun. Herkes söyleyecektir zaten size. Ya muhakkak dinleyenler arasında da tam o safhalarda olan insanlar var diye hani söylüyorum. Birçok kişi çok iyi biliyor ki belli başlı sektörlerde değilsen biraz daha hizmet sektörüne yakınsan her ne açıdan olursa olsun hizmet sektörünün içerisinde ben reklam sektöründe alıyorum. PR sektöründe alıyorum neyse artık yani. Hani bu şey kıyılar top oynuyorsan giriş maaşları çok düşük çünkü çok değiştirilebilir bir parçasın. Ve çok değiştirilebilir bir parça olduğun için de genelde iş koşulların çok iyi olmuyor. Mesai kitlemeler, parasını vermemeler, izin vermemeler, zam yapmamalar falan filan böyle ekstra yük bindirmeler tarzı. Epey tatsız durumlar var o taraflarda. Bir sürü insan benim etrafımda, benim yaşıtlarımın hepsi, akranlarımın hepsi bu kaygıları yaşarken tabii biraz garip kalıyordum.
yanlarında. Çünkü onların gözünde mesela ben çoğu kişinin gözünde de uzunca bir süre. Ha ben bu arada evet burada kilitli detay full time geek yapar yaptım çok uzun bir süre. Yani cefa mefa termer deme mesela bu kadar yılda soruyorsunuz ne iş yapıyorsun ne iş yapıyorsun diye. Ben yani Yunanistan'a taşınmam için bir legal bir bordrolu bir iş bulmam gerekene kadar benim başka yaptığım bir şey yoktu. Sanırım en kilit detay buydu. Ha, hikayeyi de anlatıyorum. Artık son 8 dakika geri sardırır bir daha mı dinlersiniz ne yaparsınız bilmiyorum ama en kilit tarafı bu hakikaten gerçekten buydu yani full time başka bir şey yapmıyordum yani sabahtan akşama kadar geek yapar yapıyorduk yani bu noktada da işte en büyük işte şeylerimizden bir tanesi geek yapar hani kısa bir süre boyunca ben mesela işte geek yaparı full time yapıldım. Hani bu kararlaştırıldı böyle plan yapıldı, business şey yapıldı, bilmem ne edildi falan filan oralara girmiyorum ama yani biz çok sadece kısa bir süre geek yapardan para kazanamıyordum. Sağ olsun validem destek atıyordu. Bir dönem başka bir işte de çalışıyordum aynı zamanda. Yine freelance. Geek yaparı yapmama da bir yandan müsaade edecek tipte. Ama tabii işte bilinmiyor o zamanlar falan. Bu çoğu insanda mesela bir garipseme yaratıyordu. Ya da böyle aşırı talihli olduğunu falan izlenimi veriyordu insanlara ha, falan. Ama aslında çok da talihle de ilgisi yoktu. Ama ben onu da bilmiyorum. Yani şu an itibariyle mesela çok çalıştım ve oldu. İşte çok çalışırsınız, hayallerinizi yakalarsınız. İşte bunlar olur falan. Gerçekten bunlar çok beylik laflar ve bir yandan da çok yani büyük resme baktığınız zaman önemsiz laflar. Yani çünkü ben nihayetinde hiçbir kimseye tavsiye verebilecek bir nokta değilim. Çünkü gerçekten benim kafamda mantıklı değildi yani. Bir sene boyunca işte yani üniversiteden mezun olmuşsun. Hani mezun olduğun üniversiteye göre girmen gereken konusunda bazı iş beklentileri var. Baban kimseye açıklayamıyor oğlunun ne yaptığını falan. Yani anladın mı? Onların içerisinde biz hani biliyorum hani çok mantıklı olmadığını biliyordum. Hala da öyle. Ama ben başka bir şey düşünmedim ki hiç. Yani o yüzden ne kadar hayal kovalama mümkün onu da bilmiyorum. Yani sanırım esas dirayet, esas etkileyici olan, esas huşu uyandıran şey bu başka bir şey bilip, başka bir şey düşünüp alternatif düşünmesine rağmen yani daha güvenli alternatifler belki onun için gerçek ise gerçek olmasına rağmen gidip de daha riskli olanı seçen kişiler mi belki de daha alkışlanmalı bilmiyorum. Yani çünkü benim için öyle bir senaryo yoktu bu işin içerisinde. O sebepten dolayı yani hayallerinin peşinden koşma meselesi bana şey geliyor. Yani varsa öyle bir şey sanki ya vardır yoksa da aksiyon almak mı gerekir? Bilmiyorum ki. Yani enteresan bir durum gerçekten. Bazı tabii şöyle bir şey de savunulabilir aslında ona da çok kısa değinmek lazım. Bir yandan da ne kadar kontrol edebiliyorsun aslında. Yani hayallerinin peşinden koşmak hani koş da yani senden başka zibilyar tane de faktör var işin içerisinde. Senin tek başına koşman yeterli olacak mı? Yani bilmiyorsun. O zaman koşmanın ne anlamı var falan da gelebilir. Ama bu nihilist de bir şey değil bir yandan. Falan filan. Yani bunlar işte çok derinlemesine girersek bir noktadan sonra gerçekten Saadettin Tek olup çıkacağız diye korkuyorum. Ama esasında yani son meram bir toparlaması olsun diye söylüyorum. Hayallerin peşinden koşmak bir noktada eğer başkalarının yani doğru bir fırsat geldiyse, ayağına doğru top geldiyse ya sen o topu kaleye doğru sürmekle yükümlüsün ve doğru topun geldiğini sanırım anlıyorsun. Yani bir noktada anlamıyorsan top ara. Sanırım herhalde işin püf noktası sırrı bu ya. Yani doğru top ayağına geldiği zaman anlıyorsun. Anladığın zaman o topun doğru top olduğunu ve onu kaleye doğru sürmen gerektiğini anlamak önemli. Ona dikkat etmek önemli. Onu kabul etmek önemli. Onu yadsımamak önemli. Ondan uzaklaşmamak önemli. Bir yandan da yanlış top geldikten sonra da tekrar doğru topu aramayı da bırakmamak önemli herhalde. Aramayı bırakmamak da benim şu anki şakam oldu bu artık videonun sonunda da podcast'in sonunda da gelen şakalar. Aramayı diye de şakamda da herhalde yarın öbür gün Uluslararası Şaka Derneği'nden ödülüm de gelir diye düşünüyorum.
Bu şeklimiz bu. Bu videoda da bu podcast'te de sevgili arkadaşlar. Her zamanki gibi çok teşekkürler. Ben çok keyif aldım şu anki muhabbetten. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yorumları bu arada yani şey düşünmeyin. Hani muit 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 diye papağan gibi inleyip duruyorum. Yoksa hani yorumları da okuyorum YouTube tarafındaki. Ha ama oraya soru sorarsanız almayacağım. Çünkü muit daha yani muit işte yani konsept. Hani muitte de çünkü Meram'ı yani Meram'la başlayan bir programı izleyip gelen bir kitle olsun istiyorum Muhit'te de. O yüzden de gidin Muhit'i iyi olun. Hani dinlediyseniz, sevdiyseniz. Muhabbet çünkü o tarz işte yani. Bizim muhabbetimiz de bu şekil. Çok teşekkürler bu dakikaya kadar dinlediğiniz için. Daha bundan başka bu tip içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız orada bir abone ol butonu var. Neler olduğunu anlattım geçen sefer. Yanında bir like butonu var. Dediğim gibi biraz daha hayal kırıklığı yaratan buton. Ha bir de oralarda bir share butonu var. Geçen sefer ondan bahsetmemiştim. Bozulmuş bana biraz. O share butonuna da bir basarsanız yani yalan olmasın içeride YouTube algoritmaları vay be ulan bu çocuğun videoları çok paylaşılıyor. Bu kanal herhalde iyi bir kanal. Oo falan filan deyip bizi daha yukarıları falan çıkartıyor. Haberiniz olsun. Yani o yüzden yarın öbür gün bir share butonuna basarsanız bir YouTube algoritmasını mağlup etmiş olursunuz. Bir nevi John Connor gibi yani Skynet'e karşı mücadele eden yarın öbür gün bu robotlar anımızı ağlatacak. Bence bugünden mücadeleye başlayalım. Neymiş o yani senin kendi içinden gelerek laş şey etmeni mi bekleyeceğiz yani şu yaştan sonra? Olmaz. Kontrolü ele almamız lazım. Savaşmamız lazım. Muharebe etmemiz lazım. O yüzden share butonuna basarak başlayalım bence. Onun haricinde yorumunuzu yapın. Muhite sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Kendinize çok çok mukayyet olun. Hoşçakalın.